Benim yeşil ekip olarak bizler yollarda olarak araçta geçiş yok. Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekibi Büyükşehir Sakarya elimizdeyiz ve Adapazarı ilçemize bağlı olan Karadere'deyiz. Efendim, Karadere'de hep ilkler yaşanmış ve ufka açık olan, görüşe açık olan çok değerli konuklarımız var. Efendim, Ferruh Bey ile beraberiz. Ferruh Bey bize kısa da olsa bir 10-15 dakika yapmış olduğu çalışmaları izletti. Gerçekten ben bir gazeteci olarak hayran kaldım. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde 53 bin muhtar var. Bu 53 bin muhtarın örnek almasını istiyorum. Efendim, Karadere'deki hizmetler bitmek bilmiyor. Tabii ki bunları anlatmaya ne dakikalar yeter, ne de saatler yeter. Bizler de imkanlar doğrultusunda Karadere'yi anlatacağız. Karadere halkına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Sayın Muhtarım merhaba. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Muhtarım, hoş bulduk. İlginize teşekkür ediyorum. Ferruh Bey'i ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Ferruh Bey kimdir? 27.11.1976 Adapazarı Karadere Köyü, eskiye göre köy, şimdiye göre mahallesi doğumluyum. Aslında mahalle demeye dilimiz var mı muhtarım? Gerçekten bizlere alışmışız, köylü evet, çocuğuyuz ama Büyükşehir Yasası'na tabii ki ona da saygı duyuyoruz. Evet. Onun da bir artıları mutlaka var. Evet, yani devletimiz evet, boş düşünmez. Dededen kahveciyiz, mesleğimiz kahvecilik. Şu anda da yeni kahvecilik. Evet, yani muhtarımın mekanındayız şu an. Peki sevgili muhtarım, hemen araya giriyorum. Bu bir sevda işi, gönül işi biliyorsunuz ki. Evet. Ve dün de muhtarım Ankara'dan geldi. Sayın Bakanımızla beraberdi. Kendisine tekrar hoş geldin diyorum. Dünkü görüşmeler de çok güzel geçmiş. Evet, hayırlı olsun geçmiş diyelim. Sağ olsunlar. Karadere'yi bize anlatır mısın muhtarım? Karadere neydi, ne oldu? Karadere, bu dönem muhtarıyım ben. İlk dönemim. Hayırlı olsun. Yenilikçi bir yapım var. Yani belediye başkanımız da bizle beraber değişti. O da aynı ufku geniş. Evet. Yeni şeyler, insana faydalı olan şeyler yapma derdinde olan bir başkanımız. Biz de onun öncülüğünde mahallemize faydalı olan öncelikle kişilere dokunmak, illa derdimiz yol yapmak vesaire bunlar değil de nedir? İnsanların ihtiyacı görmek, çocukları mutlu etmek, bayramları bayram gibi yaşatmak. Ne bileyim yani insanların düşünmediğini onlardan önce düşünüp faaliyete geçirmek gibi bir derdimiz var. Onları da yapmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımız teminatları diyoruz. Yani boş durmak değil, koşturmak lazım. Koşturmak, aynen. Peki sevgili muhtarım, ölü salonuna gittiniz, ağladınız, diri salonuna gittiniz, derdini sordunuz, evet, düğün olana gittiniz, oynadınız. Bu ufkun açıklığını nereden, gezdiğiniz ülkelerden mi kaptınız? Neydi yani? İmkanlar oldu, yurt dışından çıktı tabii. Yani her gittiğimiz yerlerden bir şeyler aklımızda kaldı, takıldı. Bunları köyümüzde, şehrimizde nasıl taşırız diye düşündük. Burada şimdi köyümüz 140 hane. Mahallenin bir kısmı yolun diğer tarafında kaldı, bir kısmı burada, yani yaşadığımız yerde. Burada eksikler vardı. Bunlarımız başkanımıza ilettik. Eksiklerimizi sağ olsun belediye başkanımız, Büyükşehir olsun, merkez olsun yerine getiriyor. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Ama istedikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. İstemesini bile nimet alabiliyor mu? İstemesini evet, alıyor. Peki 31 Mart'ta göreve geldiniz. 1 Nisan sabahı azalarımızla birlikte hizmete nereden başladınız? Hizmete nereden başladık? Hizmete yollardan başladık. Yani mahalle aralarında sorun olan yerler evet. vardı. İlk oradan başladık. Sonra tanımaya başladık. Muhtarlık nedir? Nasıl bir şey? Nasıl olur? Yani bürokrasiyi, evet. müdürlerimizi, daire başkanlarımızı, sonra köyümüzdeki eksikleri, mahallemizdeki eksikleri nelerdir? Tespit ettik. Yani sağ olsun köylerdeki öncelik tarla yolları oluyor. Arazi bunlar evet. dönem dönem bozuluyor, dönem dönem yapılıyor. Nedir? Futbol sahamız var. Belediyemiz bu sene yine çim ekti. Orayla ilgili hedeflerim var. Orayı daha bir düzenleme gibi bir derdim var. Yani gençleri kötü alışkanlıklardan alıp da sporu yönlendirip, ortamından kurtarıp aynen, spor alışık. Evet. Burada yine bir sahamız var. Akşamları gençler orada futbol oynuyor, yoruluyor. Kötü düşünceye sevk edilemiyor. Yani sporla yorulup gidip yatıyorlar. Yani evet. öyle de bir güzel tarafı var bu işin. Yani gençleri sokak ortamından kurtarmanın tek yolu tabii ki spor. Olmazsa olmazlarımızdan. Evet. Onun dışında sonra düşündüm ne yapabilirim? Bu insanlara faydalı olaraktan birlik beraberlik adı altında iftar programları vermeye başladım. Bu muhtarlığın önce vardı. Limit hep yükseldi. 400'den 1000 kişiye çıktı bu sene. Sağ olsun bu sene de yine 1000 kişi bir misafirim geldi. Ekrem başkanımız geldi. Evet. İl müftümüzden de, oda başkanlarına bütün çevre, yani evet. sağ olsunlar geldiler. O da mücadelemi gördükleri için onlar destekliyorlar, yani yalnız bırakmıyorlar. Allah razı olsun. Hizmeti yapanın yanındalar, evet. Yani geçen sene güreş yaptırdık, siz de az önce izlediniz. Yani bu sene yine bir konserimiz var, nasip olsa bütün Sakarya'yı bekliyoruz. İnşallah kısmet olursa biz de katılacağız bu şenliklere. Gerçekten ben inanıyorum, inanmaya da devam edeceğim. Muhtarımın yapmış olduğu çalışmalar gözle görülmeye değer, yani canlı olarak seyretmek istiyorum. Tebrik ederim muhtarım. Çok teşekkür evet. ederim ben. Onun dışında bu sene yine programda olan cemiyet alanımız var. Sağ olsun Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu sözünü verdi ve seçim önünde söz verdi ve sözünde tutuyor. Bu her mahallede olacak mantığıyla hareket ediyor. Biz de başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten başkanımız köylerin yanında yani. Doğalgazla ilgili vatandaşın talepleri var. Planlama yapılması gerekiyordular mahallede. Ama plansız alanlarda da GV Pamukova tarafında imar, köy kendi imarı var ama o sayılmıyor yani böyle evet. binlik planlar falan biliyorsunuz yani. Evet. Yani doğalgaz istediniz de onun için sordum. İşte plan istiyorlar. Evet. Ama inşallah bu gidişle ben inanıyorum. Karadere yani, doğalgaza da kavuşacak. Buna inanıyorum yani. Doğalgaz daire başkanı müdürün yanında artık sabah akşam oturacağız galiba öyle görünüyor. Yani. Ben şunu öğrendim. Valimiz bile direkt ilk ikiye sokup muhtarımızı Ankara'ya gönderdiğine göre demek ki yapılan çalışmalar göz önüne geliyor. Allah olsun. Sayın Valimiz Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı'nın El Elde projesinin son toplantısı Ankara'da oldu. 13.'üymüş. Bize de 13.'ye gitmek nasip oldu. Sayın Valimize İçişleri Bakanlığı'nın tebligatıyla 2 muhtar belirlemişti. Sayın Valimiz de bizi teklif etti. Ve gittik 2 gün İçişleri Bakanımızın misafir olduk. Konfederasyon Başkanı'nın misafir olduk. Ankara'nın birçok yerinde gezdirdiler. Anıtkabir'den başlayıp en son finalde İçişleri Bakanlığı'nın Millet Evi'nde evet. kaldık. Evet. En son dün akşam da yola çıktık. Memleketimize geldik. Peki. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Peki sevgili muhtarım desem ki Ferruh Bey'in 3 tane hayali nedir bu dönem için? Birincisi doğalgaz herhalde. Birincisi doğalgaz. İkincisi bu sahamızın etrafı normal kapalı. Oradaki hayalim bu dönem olmazsa bir dahaki dönem. Yani bunu yapmak için kendi imkanlarımı da kullanacağım. Olmadı. 4 metrelik çitler var ya hani bir evet. halı saha 4 tane etrafına direkt dikip ön tarafına parke döşeyip konteyner koyup gece maçı gibi bölgede turnuvalar gibi falan. Evet biz burada hemen spor bakanımıza sesleniyoruz. Ve burası gerçekten gençliğe çok önem veriyor. Gençlerimize çok önem veriyor. Evet, Spor Bakanımızın da artık bu sahayı buraya yapmasını inşallah temenni ediyoruz. Biz de bunun takipçi olacağız diyoruz. Efendim, istemesi bizden, yapması sizden diyorum. Evet, Allah razı olsun. Evet, diğer bir beklentimiz nedir? Diğer beklentimiz inanın her şey o kadar güzel oluyor ki yani çok şeyimiz yok yani böyle kırsalda bir şehir beklentimiz yok. Burada ön taraftaki yer Milli Eğitim Bakanlığı'nın orayı normal Cemiyet Hanı'nı oraya istedik. Ondan çıkmadı. Sonra diğer tarafta belediyenin kendi yerine yapılıyor. Yani burada bir gelişememe, bakkaldı vesaireydi, marketti. Öyle bir gelişememe bir durum var. Alan sıkıntısı var. Yani yer orada öyle bir yer eksikliğimiz var. Peki Milli Eğitim Müdürümüzden mi alamadınız orayı? Milli Eğitim Müdürlüğü değil yani. Ankara'ya yazılıyor bu yazı. Ankara'dan Cemiyet Hanı'na repli gelmişti mesela o zaman. Ama sağ olsun yerimiz olduğu için yine Mustafa Başkanımız... Ekranın karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteyin efendim. Yer isteyin. Yer isteyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yani bu köy meydanındaki yerin mahallemize tahsis isteyebiliriz yani. Evet. Köye faydalı şekilde bize çok amaçlı değerlendirebiliriz. Çok amaçlı olabilir. Peki Ferruh Muhtarım, şimdi bize bir Karadere'yi gezdir bakalım. Gezelim, buyurun. Evet sevgili seyircilerimiz, bizler şimdi Karadere'nin sokaklarına gireceğiz. Bizde kalın diyorum. Gerçekten görmesi gereken çok güzel yerler vardır inşallah. Bakalım, hep beraber seyredelim. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Evet sevgililerimiz, haberin peşindeki bir Karadere'deyiz ve Karadere halkının yanındayız. Genç amcalarımız var yanımızda. Şimdi onları konuşturacağız, onlarla sohbet edeceğiz. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsın amcacığım, iyi misin? Sağlık, saatin nasıl? Sağ, çok iyi. Allah iyilik versin. Nasıl, Karadere'de yaşıyorsun? İmamlı'da yaşıyorum ama burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Evet. Karadere'ye hizmet geliyor mu? Efendim? Hizmet geliyor mu Karadere'ye? Ya hizmete kalırsa hizmet çok büyük. Şu duruma göre güzel ama hizmet geliyor. Ya, hizmet çok iyi gidiyor. Muhtarımıza memnun musun? Memnunum, memnunum. Ondan zaten biz kalkmayız yani. Evet, amcamın kankası çıktı. Teşekkür ederim. Tamam. Amcacığım merhaba, nasılsın? Merhabayım. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağlık saat yerine. Hamdolsun abi. Teşekkür ederim. Aslen buralı mısın? Buralıyım. Burada ne yetişiyor fazla? Burada en fazla ayçiçek, mısır, buğday, arpa. Çiftçi ürünü nasıl? Kayban. Çift çok kayban. Evet, pahalı olduğu için ülkenin genel sorunu biliyorsunuz. Evet. Üretim azalıyor mu? Azalıyor. Nüfus çoğalıyor, üretim azalıyor. Nüfus çoğalıyor mu? Evet, nüfus çoğalıyor. Geri dönüş var mı? Yok, bir yere geri dönüş yok ama çiftçilik gidiyor yani. İnşallah iyi olacak, daha da iyi olacak. İnşallah ama şu tarım arazileri hep imara açılıyor. O yüzden çok kötü durumdayız yani. İmarda sıkıntı var. Evet. Şimdi ben çiftçiyim, ben 40 seneden beri, 50 seneden beri çiftçilik yapıyorum. Ya 72. Maşallah, buranın havasından mı abi? 72. Çiftçinin zirvesine çıktım fakat bizim yanımızdaki olan çobanlar şimdi bizi satın alıyor. Anlatabiliyor muyum? Bize çok iyi demişsin abi işçiye yani. Benim küçüklüğümde bizde 3 tane çoban vardı. Koyun çobanı, sığır çobanı, manda çobanı. Bunların hepsi İzmit'e gittiler, Sekaya'ya gittiler. Ben de 400 dönüm arasında 70 dönüme düştüm. Kardeş payı, o araba ver, amcaya ver, kız kardeşi ver. Kaldık 70 dönüme. Kalabalık olunca aile dağıldı ya. Dağıldı ama yani şu durumda var ya, çiftçi 4 sene gelecek öncesini yiyor yani şu anda. Şimdi ülke genelinde, dünya genelinde bir sıkıntı var. Var. Biz biliyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Hizmetler nasıl? Hizmet süper. Hizmete diyecek yok. Ama çiftçiyle ilgilenen yok. Evet. Burada tabii ki ülkemizin genel sorunu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız buna da bir çözüm bulacak. Evet, amcacığım merhaba, nasılsın? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlık saatin nasıl, iyi mi? Allah'a şükür. Allah bugünlerinizi aratmasın diyelim. Nasıl, muhtarımıza memnun musunuz? Her işi muhtar görüyor değil mi? Evet, teşekkür ederim. Zaman geliyor. Teşekkür ederim. Zaten gelmesin. Evet, istersen gelmesin. Öyle söylüyorum ya. Hacı adayım merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok şükür. Sağlık saatin nasıl? Şükür Mevla'ya. Bugünümüze çok şükür. Çok şükür. Neler söylemek istersin? Ya ne söyleyeyim? Her şey dört dörtlük oluyor. Muhtarımız gece gündüz çalışıyor. Daha bir şey demeye gerek yok. Sözün bittiği yer. Muhtar gece gündüz çalışıyor diyor. Hizmet geliyor diyor. Muhtarım, vatandaş sizden memnun. Neler söylemek istersin? Allah razı olsun. 7/24 telefonlarımız açık. Evimiz zaten burada. Hepsinin emindeyiz. Evet, evet sevgili seyircilerimiz, yine bir amcamız daha var, burada abimiz var. Buyurun. Sizlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni tanıyalım önce bir. Ben Ordu'luyum, Mesudiye'ye kadar sonra. 10 senedir Ordu, Mesudiye'ye, Karadere'ye ya. Evet. Yoksa burada mı evlisin? Hayır, burada evlisin. Anıtköy'lüden değilsin değil mi? Burada bir yerimiz var. Sağ olsun muhtarımız da bizlerle ilgileniyor. Çok rahatız yani. Ortam çok güzel, arkadaşlar evet. Komşular çok güzel. 10 senedir burada yaşıyoruz. Evet, yani. Ordu, Mesudiye de güzel ama burası da güzel. Burada güzel abi. Mesudiye'yi de biliyorum ya. Yani. Burada yaşıyorum ya. Nasıl memnun musunuz? Çok memnun. Muhtardan memnun musun? Muhtardan çok memnun. Çok ilgileniyor. Çok ilgileniyor yani. Seneye muhtara rakip olacak mı? Çevreyle, temizlikle, her şeyle ilgileniyor. Teşekkür ediyorum muhtara. Gerçekten bir belediye gibi. Genç yani, bir muhtar. Yani en az 25-30 sene daha yapması. Rakip olmayacak mısın? Efendim? Rakip çıkmaz mı diyorsun? Çıkmaz. Sen rakip olacaksın. Zannetmiyorum. Çıksa bile kazanamaz. Evet, sözüm gitti. Şimdi de sözü aldık. Kimsenin yenilmesin rakip olmaya. Çünkü muhtarımız dolu düzgün geliyor. Efendim bizler şimdi teşekkür ederiz. Karadere'yi gezmeye devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Buyurun. Amcacığım merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz bir? Benim adım Nihat Ayar. Peki. Allah uzun ömür versin. Yaş kaç anne? Karadere eski bir köy mü? Nereden gelme? Bilemem. Ama eski bir köy. Zamanında bunlar yapmış. Manavköy. Evet. Bunlar yapmış. Manavköy. Evet. Onlar gidiyor. Ondan öyle sarılıyor. Ne yapıyor? Oturuyor. Peki, hizmet nasıl? Güzel. Hizmet geliyor mu? Belediyemiz çok güzel. Muhtar çalışıyor mu? Çalışıyor. Peki, teşekkür ederim. Ama hocam şimdi sonunda niye muhtara bağladınız? Şimdi biz bak, buranın bir mükemmeli var. Ama hemen yani hemen sonuçta hemen gene muhtar çalışıyor mu? Çalışmıyor diyor o zaman. Adam ne desin muhtarımın yanında gençliğinde? Hayır, çalışmıyor desin. Muhtarın yanında bile bilmez. Ama sen desen de demesen de ben görüyorum çalışmaları. Hizmetleri görüyorum. Doğru mu? Merhaba. Merhaba. Böyle iş yapıyorsunuz. Çiftçi. Ben size söyleyeyim. Ülkenin genel sorunu diyoruz ama çiftçilerin durumu gerçekten bu dönem biraz ne olması gerekiyor? Çiftçiye destek ne olmalı? Abi çiftçiye destek olmaz zaten yani. Bir şey de denecek bir şey yok yani bu kadar sonra. Allah yardım etsin. Hükümet kazanır. Kazanmıyor da hiçbir şey yok. Kazanmıyor ama kazanma da orada. Ama mecburuz, biz üretme, çalışma. Sizler burada üretmesi, şehirdeki ne yiyecek gerçekten çok önemli. İşimiz zor ama yapacak da bir şeyimiz yok. Çiftçiye desteğin biraz daha artırılması lazım. Abi teşekkür ederim. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyim? Ben Cihan abi. Cihan abi sesin çok güzel bir de. Çok da güzel şarkı söyle. Yok. İyi misiniz, iyi misiniz? Karadereli olmak bir ayrıcalık herhalde. Ben imamlardım. O da imamlardı. İmamlardı. Toplamanın merkezi bu. İki abi de imamlardı. Peki, Karadere'ye gelmenizdeki sebep ne? Güzel bir yer işte, geliyoruz. Demek ki merkezi bir yer. Yani merkezi bir yer, evet. Pek teşekkür ederim. Dostlarım neler söylemek istersiniz? Bunu vereceğim bir şey, açık hava. Biliyorsunuz yani, herkes bir park ortamı. Evet. Yani şehirden buraya kaçıyorlar. Yani pandemiden yani. Sonra gerçekten aynen. Şehir ortamı bitti Kuzey artık. Bölgesi olarak biz Kuzey Marmara yolundan 7 km mesafedeyiz. Yani evet. İstanbul'dan istenilen bölge yani buralarda çok yer tarafı oluyor. Yani artık İstanbul. Hobi bahçesi talebeden var mı? Çok. Peki bunlar hep yabancılar geliyor. Bu sıkıntı yaratıyor mu? Yok yaratmıyor. Şimdi çoğu da zaten bir şey yapmıyor. Alıyor duruyor. Yani yapacağız yatırım. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, Karadere'yi gezeceğiz. Önce bir çay içelim bakalım, ondan sonra görüşmek dileğiyle. Tamam. Haberin peşinde ekibi olarak biz de Karadere'yi gezmeye devam ediyoruz. Vatandaşla sohbet etmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Benim ismim Ramazan Çapar, Ankara'dan Medya 24 haber biliyoruz. Sağlık saatiniz nasıl? Çok şükür. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Yakup Akın, Karadere Mahallesi'ndenim. 45 sene taksicilik yaptım. Devlet bana şimdi dedi sen dur yeter. Köydeyim şimdi. Sizin zamanınızda taksiciler daha mı iyiydi? Çünkü önce bu kadar araba yok. Şimdi herkesin altında araba var. Tabii ki. Şu an daha iyi inşallah. Eskiden biz çok zahmet çektik. Şu an iyi. Eziyetini siz mi çektiniz? Çektik tabii. Tabii ki geçmişteki herkes eziyet çekti. Efendim Karadere'ye nasıl hizmet olur? Çok güzel komşularımız, komşuluk var. Birlik, beraberlik var, huzur var. İnşallah. Muhtarımız genç, bir şeyler yapıyor, memnunuz. Hep ikiler yazılıyor burada. Evet, evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Komşularımız da iyidir. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık diyorum. Size de teşekkür ederim. Efendim merhaba, nasılsınız? İyi. Sağlık saati nasıl abi? İyi. Teşekkür ederim. Hava güzel. Oksijen bu. Bizler Ankara'da beton yerinden, bürokrattan bıkmışız. Böyle evine geldik mi gidesimiz gelmiyor. Bizim burası çok güzel. Elbet. Karadere altına davet edelim mi buraya milleti? Şereflere. Tabii ki. Evet, kardeşlerimiz orada. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi arkamı döneyim, şöyle durayım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Akçak. Ömer Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Nasıl gidiyor hizmette? Köy hizmet geliyor mu? Köy hizmet geliyor aslında. İyi de öldü abi, değil mi? Evet, İlmalı Mahallesi'nin ben yukarıki mahalleden bu arada, onu da peşin söyleyeyim. Tabii maşallah, yani diğer mahalleleri de buraya çekmişsiniz. Burası merkez. Burası merkez olduğu için. Sayılır, aşağı yukarı. Ama birlik, beraberlik, huzur güzel. Önemli olan o. Evet, sözün bittiği yer, önce birlik, beraberlik, huzur olması lazım. Efendim teşekkür ederim. Estağfurullah, rica. Merhaba efendim, siz tanıyabilir miyim? Ben Mustafa Gönül. Mustafa Bey nasılsınız? İyi. Ne işe uğraşıyorsunuz? Çiftçiliği. Çiftçidir burası. Dokunma bana diyorsun. Evet, dokunma bana şarkısı da Mustafa'ya gelsin diyorum. Gerçekten çiftçilerimiz bu dönem biraz sıkıntılı. Ama sizler üretmediğiniz sürece tabii ki şehirdeki ne yiyecek? Bu da çok önemli. O da üretmek lazım diyorum. Evet. Abicim merhaba, nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Cavit Altınbaş. Altın gibi kalbim var maşallah. Evet, abi. Var. Ne iş yapıyorsunuz? Ben de çiftçiyim. Ne üretiyorsun? Buğday, ayçiçeği. Aman abi buğdaya önem verelim çünkü savaşlar buğdayı bize vermeyecekler. Buğday da öyle, yağ da öyle. Yağ da mı öyle? Ayçiçeği yağı, evet. 2 milyon önemli. Ton, bu ülkenin 2 milyon ton yağ ihtiyacı var. 2 milyon ton. Evet. Şimdi 2 milyon ton yağ nereden çıkartacağız? Nasıl alacağız? Dünyanın en verimli toprağı, dünyanın en verimli toprağı Anadolu toprağı. Evet. Anadolu toprağının içinde de Çukurova birinci gelir, Sakarya yani Adapazarı Ovası da ikincidir. Yanlış değilsem Çukurova'da 3 yani sezonda yani bir dönemde pardon bir yılda 3 dönem ekim yapılabiliyor. 3 ürün alıyor, evet. Evet. Sakarya'da da alıyor. Almıyor değiliz. Ancak yani şimdi 2 milyon ton yağ ihtiyaç varken ben Ukrayna'dan ben şunu eleştirmek istiyorum. Buyurun. Ukrayna'dan yağ gemisi çıktı diye ona mı sevineceğim yoksa tarım politikasını mı eleştireceğim? Burada en önemli konuya değindi Sevil abicimiz. Burası önemli. Biz yani. Tarım ülkesinde yaşıyoruz, çiftçilikle geçiniyoruz, tarım ülkesinde ama dışarıdan neden alıyoruz diye. Onu düşün. Şimdi evet, başka bir konu daha söyleyeyim. Şimdi 2002 yılına kadar 22 milyon ton şeker pancarı üretiyordu bu ülke. Evet. Dünyada 4. sıradaydı. 22 milyon ton şeker pancarı üreten bir ülke, düşünebiliyor musunuz bu kadar potansiyele sahip bir ülke bugün dışarıdan 4,5 milyon ton, 4 milyon ton şeker ithal ediyor duruma geldi. İşte sıkıntı burada. Şimdi dedi bak işte Cavit kardeşimiz, abimiz kardeşimiz söyledi. İşte destek yani çiftçiye desteklemek lazım. Süspanse etmek lazım. Şimdi teşvik etmek lazım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor, ekilmedik bir karış toprak kalmayacak diyor ama buna da destek verilmesi lazım. Kesinlikle. Diyorum. Evet muhtarım, çiftçinin sıkıntısı benim. Evet, çiftçiyiz, köylüyüz. Ne kadar destekler gelse de yine de yetersiz. Yetersiz. Yani biri balıkçıya, denizciye mazotu nasıl ucuz veriyorsa aynen. Çiftçiye de aynı şekilde. Şöyle düşüyor gerçekten. Yani arazinin kullanacağı kadar vermesi lazım diyoruz. Kesinlikle. Yani vatandaşın talebi. Evet. Bu ülkemizin genel sorunu diyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, Karadere'yi imkanları doğrultusunda ekranlara taşımaya gayret gösterdik. Tabii ki Karadere'yi anlatmak için ne saatler yeter ne de günler yeter. İnşallah 1,5 yıl boyunca muhtarımla beraber olacağız. Karadere'yi ekranlara taşıyacağız. Şu anda bulunduğumuz yerde yine muhtarımızın mekanındayız. Sayın Muhtarım, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel bir çekim oldu. Hep ilkleri yapmışsınız. Ben sizlere gidiyorum. Devam edin inşallah. Yani hayal gücümüz geniş. Fayda var. Evet. Kimlere teşekkür etmek istersiniz bu hizmetten? Öncelikle 2 gün bizde Ankara'da misafir eden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, valilerimize, Sakarya valimize, bizi tenzih edip oraya gönderdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmet anlayışında Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye, Adapazarı Belediye Başkanımız Işık Su'ya, yani bütün müdürlerimize, emeğe geçen bütün personele teşekkür ediyorum. Biz de muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Her ne olursa olsun diyorum, bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin muhtarım gibi ufku açık insanlara ihtiyacı var diyorum. Efendim, Karadere halkına teşekkür ediyoruz. Karadere'ye emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda haberi peşindeki olarak görüşmek dileğiyle, Aras Mardan tutuyorum. Hoşça kalın, bizde kalın. Muhtarım çok teşekkür ederim. Sağ olun.